Sual, namazı fevt etmek ile namazı terk etmek aynı mıdır? Namazı kazaya bırakmak için neler özür olabilir? Cevap, bundan yüzlerce sene önce, fıkıh kitaplarının yazıldıkları zamanlarda, Müslümanların imanlarının kuvveti ve Allahü Teala'dan ve cehennem azabından korkuları çoktu. Namazı özürsüz terk etmek, hatıra gelmezdi. Namazı terk edenin bulunabileceği düşünülemezdi. O zamanlar, özür ile ve pek az sayıda namaz, fevt edilir, kaçırılırdı. Bu da, bir Müslüman için, büyük matem, üzüntü olurdu. Namazın kazaya kalması için özür, uykuya dalmak, unutmak, muharebede ve yolculukta, oturarak da kılmaya imkan bulamamaktır. Bu özürlerden birisinden dolayı namazın fevt edilmesi, günah olmaz. Fakat, özür bitince, bu namazı kaza etmek hemen farz olur. Özür ile fevt edilen namazların kazalarını, çoluk çocuğunun ihtiyacını kazanacak kadar, geciktirmek caiz olur. Özür ile kaçırılan namazların kazalarını, müekt sünnetler yerine kılmak lazım olmaz. Fıkıh kitaplarının, müekt sünnetler yerine kılmamak daha iyi olur, demesi, özür ile kılınamayan namazlar içindir. Özürsüz terk edilen farzları, hemen kaza etmek farzdır. Bunları, sünnet yerine de kılmak lazımdır. İmam-ı Rabbani 123. Cümektup'ta buyuruyor ki, nafile ibadet, bir farzı terk etmeye sebep olursa, ibadet olmaz. Mala yani, zararlı olur. İslam Ahlakı Kitabı sayfa 119.